Ve an atlu Kur'an. Bana bir de Mevlam Kur'an'ı tilavet etmeyi öğretti, emretti diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Demek ki ikra diye bir emir de var. Ütlü diye bir emir de var. Tilavet lafzını kıraattir. İkra manasını anlayarak okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i lafzını okuyup bir kendine vir dedinmek, zikredinmek de Allah'ın emri. Okuyup manasını anlayıp Allah'ın bize göndermiş olduğu mesajı da idrak etmek yine Allah'ın emridir. Fakat insan nefsinin yolundan gittiği zaman şöyle bir hastalığa kapılır, kapılır. Benim yaptığım doğrudur benim yaptığımdan harici yanlıştır. Bir bu hastalık var. Bir de bunun doğru ölçüsü var. O da nedir? Biz inşallah en doğru olan yolu tuttuk. En doğru olan. Bir mezhebi takipçisi olurken de bir evliyanın intisabına girdiği zaman da bir kul bu düşüncededir. En doğrusunu tuttuk inşallah. Ne demek? Diğerleri yanlıştır değil. Diğerleri de doğrudur. Ama ben bunda daha çok nur gördüm. Daha çok samimiyet gördüm. Bana has bir şey. Ben en doğru bunu gördüm dersin. Ha bunda sıkıntı yok. Ama benim yolum doğrudur. Dediğin vakit ne olur? Diğerlerine yanlış ile itham etmiş olursun. O zaman nefsin oyununa kapıldın gitti. Nefs ne yaptı? Sana dedi ki sen kralsın diğerleri senin kölendir. Bu, bu noktaya getirdi yani o insanı. Onun için ne diyor? Ben Kur'an'ı okurum, anlarım diyor. Benim usta özelliğim odur. Ben doğruyum, diğerleri yanlış. Diyor ki Mustafa İslamoğlu, ben Kur'an'ı okuyorum, anlıyorum. Onun için Kur'an'ı okuma yolu budur. Öyle diyor sadece lafzını okuyarak yapılan hatimlerin İslam ile bir alakası yoktur. Bu da buraya geldi yani. Yani demek istiyor ki bizim okuyuş tarzımızdan bak bak bak. Evet, bak. Geçti yani artık. Olur. Hadis-i şeriflerde geçti. Bizim okuyuş tarzımızdan başka bir tip okuyorsanız kardeşim sizinki bitiktir. Sizinki uydurmadır. Hatim indirmek sevabı diye bir şey yok. Hatim diye de bir şey yok. Yahudi dilinden tamamen birebir kopyadır onu söyleyeyim. Gerçek hatim Kur'an'ı baştan sona anlayarak okumaktır. Kur'an'ı seslendirmek diye bir sevap çeşidi yoktur. Bu hatim işi Yahudilikten birebir kopyalanmış. Bakınız şu sallanma da böyle. Gidin Yahudiler Tevrat'ı nasıl okuyor bakın. Bir de delili olarak ne getiriyor? Yahu hafızlar böyle sallanıyor ya diyor. Ha bakın diyor Yahudiler de aynı böyle sallanır diyor. Oradan gelmiş bize. Yalnız ibretlik olan olay ne? Mustafa İslamoğlu'na sordukları zaman namazı nereden öğrendi Müslümanlar? Yahudilerden öğrendi diyor. Bu mübarek namaz fiili olarak İbrahim Aleyhisselam'dan beri de tüm efendim peygamberler üzerinden Yahudi nesilleri de bu peygamberi uygulamayı nesilden nesile geçirdiler. Hadis inkarcısı ya. Hadisin delili olarak ehli ilim diyor ki Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor kardeşim. Belki siz hadis-i inkar ediyorsunuz. Nereden öğrendi Müslümanlar namaz kılmayı? Mustafa İslamoğlu diyor ki Yahudilerden öğrendi. Tamam. Bak bak kendine dil olarak bunu sunuyor. Bu Mustafa İslamoğlu'nun bittiği yer aslında. Bilmiyorum. Tamam Bittiği yer burası. Ama şimdi bak o kadar çapraz içindeler ki, o kadar batak içindeler ki. Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek İslam'da yoktur kardeşim. O da bize Yahudilerden girmiştir. E senin zaten anlayışına ve algına göre Yahudilerden bir şey öğrenmekte ziyan yok zaten. Baksana dinin en büyük emrini bile Peygamberi Zişan Cebrail Aleyhisselam'dan değil de Yahudilerden öğrenmiş, Müslümanlar öğretmiş. Onu sen savunuyorsun yani. Onun haricinde yani kendileri göya Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve anlıyorlarmış. Tamam mı? Onun haricinde siz öyle anlamadan okuyorsunuz ya, hatimleri diyorsunuz ya onların hepsi boştur. Allah'ın kelamını okumak boşmuş. Şeytan nereye getiriyor insanı? Hangi noktaya getiriyor? Ama nasıl alıp getiriyor burayı? İşte o oh, ben doğruyum. Ben doğruyum. Benden başkası yanlış. Yani kibirle getiriyor bu noktaya. Benim algım benim anlayışımın hizmetçisi olmayan herkes yanlıştır. Ama bizim bunlar zaten cehaletten kaynaklanan meseleler bizim alimlerimiz ne yaptılar mübarekler? Başka bir insan onun anladığı ayeti farklı bir şekilde açıkladığı zaman onu kıymet bildi. Bak Allah da onun kalbine nur tut. Yeter ki şeriatı garranın çizgilerini bozmasınlar. O çizginin içerisinde Allah'ın izniyle anlatsınlar. Ehli sünnet çizgileri içerisinde kıymet bildiler. Kimse itiraz etmedi. Onun için bir tefsir yazıldı, ikinci bir tefsir yazana niye tefsir yazıyorsun kimse, demedi kimse. Ona da Allah farklı bir nur tuttu, o da başka bir işaret tuttu yani o ayeti kerimelere. Kıymet bilindi yani hepsi. İmam-ı Azam Efendimiz ki yani dev bir alim, öyle bir alim o zaman gelmiş ondan sonra zor kendi talebesi kendisine aykırı görüş sunduğu halde itiraz etmedi ya delili var dedi adamın delil sunuyor dedi yani kıymettir benim görüşüm budur dedi talebemin görüşü de budur ha ben kendi görüşümün delillerini sunarım kuvvetli olduğunu sunarım Talebemin de delilleri var. Ona da bakın, bana da bakın. Bana bu daha kuvvetli geliyor. Ama ona da itirazım yok. Yanlıştır demiyor yani ona. Yanlıştır demiyor. Bırakın başka bir mezhebin görüşünü. Kendi talebesi bizzat ya. Bugün maalesef hocalar buna sahip değil. Buna sahip değil yani. Kendi talebesi ondan bir farklı görüş sunarsa e dinden çıkmış <laughs> muamelesi yapıyor talebesine. Hadi atıldın sen. Mardutsu.